Körfez'den notlarla karşınızdayız. Körfez'den notlarda ilk olarak Gebze'ye gideceğiz emek gündemimizde. Gebze'de inci plastik işçilerine mikrofonlarımızı uzattık. Onların sorunlarını, sıkıntılarını dinledik. Aslında bir süredir sendikaya karşı başlatmış oldukları bir demokrasi mücadelesi var. Temsilcileri görevden alındı. Çünkü inci plastik işçilerinin görevden alındığı yetmezmiş gibi bir de işinden oldu. Ardından tabii işçiler eyleme başladı. Bir haftaya yakındır da eylemleri sürüyor. İlk olarak oraya gideceğiz ama sonrasında 8 Mart gündemimiz var. 8 Mart gündemi, tabii 8 Mart geçti ama 8 Mart haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi Kocaeli'de. TUMOP Mimarlar Odası'nın düzenlemiş olduğu bir etkinlik var. Bir sergi aslında. O ardından oraya gideceğiz. Serginin ardından Derince Yenikent'te düzenlenen Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu halk şenliğine gideceğiz. Oradan görüntüleri ekranlarınıza yansıtacağız. İlk olarak şimdi İnci Plastik'e gidelim. İnci Plastik işçileri Öz İplik İş Sendikası'nda örgütlüler. İşçiler temsilcilerini seçerek birlikte hazırladıkları toplu sözleşmeyi sendikanın genel merkezine ve sendikaya bağlı diğer fabrikanın işçilerine de göndermişlerdi. Tabii bu durum sendika genel merkezini zor durumda bıraktı. Yani aslında sendika genel merkezinin istemediği bir hareketti anlaşılan bu. Çünkü toplu iş sözleşmesini birlikte hazırladıkları işçilerin baş temsilcisi önce görevden alındı. Ardından da patronla birlikte sendikanın el ele vermiş olduğu mücadele sonrası işçi işinden de oldu, işten atıldı. Ama işçiler baş temsilcilerine sahip çıkıyorlar. Bir süredir de fabrikanın önündeler. Eylemler, etkinlikler düzenliyorlar. Şimdi çok uzatmadan oraya gidelim. İşçilerin taleplerini dinleyelim. Baş temsilcilerine neden sahip çıktıklarını, sendikadan neler istediklerini dinleyelim. Şimdi izleyelim. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan İnci Plastik Fabrikası'nın önündeyiz. Öz İplik İş Sendikası'na üye işçilerin bulunduğu fabrikada geçtiğimiz aylarda iş yeri temsilcileri temsilcilikten alınmıştı. Baş temsilcinin işten atılması üzerine de gördüğünüz gibi hem vardiya içindeki hem de vardiya dışındaki işçiler eylem yapıyor. İnci Plastik Fabrikası'nda işten atılan eski baş temsilci Kürşat Yalçın yanımızda. Bugün de eylem vardı. Basın açıklaması da yaptınız. Neler söylemek istersin öncelikle? Vallahi benim bir şey söylememe gerek yok. Arkadaşlar en iyi şekilde söylediler söyleyeceklerini. Peki size Sandoz Fabrikası'ndan da yani oradan da sürekli destekler geliyor. Oradaki iş yeri temsilcileri de buradaki desteğin öneminden bahsettiler. Peki içeride iş yeri temsilcisi yok 2 aydır neredeyse. Neler söylemek istersin? Yani atama da olmuyor bildiğim kadarıyla. Öncelikle Sandoz, biz 4 gündür buradayız gece gündüz. Sandoz'a gerçekten teşekkür ederiz bütün arkadaşlar olarak. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ellerinden gelen bütün desteği verdiler. İçeriye gelince 14 Ocak'ta biz görevden alındık. 14 Ocak'tan bugüne kadar şu an içeride temsilci yok. Temsilci olmak isteyen arkadaşım da yok. Atama sendika yapmak istiyor ancak kimse temsilci olarak atanmak istemiyor.
İşler karışık. İşveren istediği gibi işlerini yürütüyor. Yani neticesinde zaten beni attı işten. Olay bu. Peki bundan sonrası için neler söylemek istersin? Tabii bu çıkış sadece benim şey kalmayacak. Devamında özellikle eski çalışan arkadaşlarımdan başlayarak yaklaşık bir 20-30 kişilik grup çıkartılacağı söyleniyor. Tabii yaptığımız eylemler bir nevi o çıkışları durdurdu ama bizim yaptığımız eylem giderek daha da büyüyecek. Peki. Sen de daha önce temsilcilikten alınan temsilcilerden bir tanesisin. Gün boyu içeride çalışıp vardiya bittikten sonra Kürşat'ın yanına çıkıyorsunuz. Ama içerideki durum ne? Yani özellikle mesela önceki temsilciydi Kürşat ve atıldı. Şimdi sen de bir temsilcisin. Yani temsilciliğe alınan bir temsilcisin. Neler söylemek istersin? Ben içerideki durumdan ziyade değinmediğimiz bir noktaya değinmek istiyorum. Bizim burada Sandoz'dan destek alıyoruz, çevre fabrikalardan destek alıyoruz. Fakat bizim esas destek beklediğimiz yer sendikayken arkadaşlar hiçbir şekilde telefonlarımıza çıkmıyorlar. Telefonlarımıza çıktıkları zaman da bir sendikanın genel başkanı bizim işçi arkadaşımıza argo kelimeler kullanıyorlar. Buradan öncelikle ben bir genel başkan Murat İnanç'a seslenmek istiyorum. Siz telefonda etmiş olduğunuz kelimeleri birazcık yüreğiniz varsa gelin burada bizim yüzümüze karşı edin. Telefondan konuşmak kolay. Burada işçiler, insanlar neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Sizin nasıl insanlar olduğunuzu biz çok çok iyi biliyoruz. Ve burada biz direne kazanacağız. Sizi o koltuklardan edeceğiz. O koltuklara gerçekten hak eden insanlar gelecek. Bizlerden birileri gelecek. Bunu söylemek istiyorum. Esas hani Sandoz fabrikasındaki arkadaşlar gece yarısı geliyorlar, sabaha karşı geliyorlar, erzak getiriyorlar. Ellerinden geldiği kadar bugün de gördüğünüz destek yapıyorlar bize. Aynı zamanda içerideki işçiler de vardiyaları bittikten sonra burada oluyorlar. Biz 3 vardiya olarak çıkan vardiya burada bekliyor. Diğer vardiya istirahate gönderiyoruz. Sabaha kadar buradayız. Hani bir vardiya sürekli burada. Yemek saatlerinde yemek yemiyoruz. 4 gündür fabrikada yemek yenmiyor. Şu anda açlıktan bir hal düştük. Yemek saatlerinde işverene karşı yine eylem yapıyoruz. Bugün yaptığımız gibi. Sürekli olarak burada birleşiyoruz. Tekrar içeriye giriyoruz. Peki bundan sonrası için neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya da mesela içeride 2 aydan beri temsilci yok. Bir de bu yanı var işin. Temsilcinin olmadığı fabrika nasıl? Temsilcinin olmadığı fabrika nasıl? 2 aylık süreçte birçok şey yaşadık. Şimdi başı ağrıyan, dişi ağrıyan, mide bulantısı geçiren arkadaşlar ambulans çağırmayacak. Çağırdığı takdirde ambulans ücretleri maaşından kesinti yapılacak. İçeri girişlerde tek tek isim listesine göre alınmaya başladık. Bu bugünkü uygulama değil mi? Yani bugün gerçekleşti. Bu neydi? Bir de onu... Bu farklı işçiler karışmasın içeride. Patronumuzun korkusu var. Hani içeride farklı şeyler olabilir. Bana karşı bir şey yapabilirler gibisinde. Zaten polis sürekli burada. Özellikle yemek saatlerinde ekipler geliyor buraya. İçeriği hakkında şunu da söylemek istiyorum. 2 hafta kadar önce bizim yemekhane kapımız kilitlendi. Şimdi yönetici soruyoruz. Biz işçilerin kapısı kilitleniyor fakat yönetimin kapısı kilitleniyor mu? İdare bölümün kapısı kilitleniyor mu yemekhane kapıları? Yok, kilitlenmiyor. Neden? Onlar farklı. Şimdi bakıyoruz. Çok dertliyim aslında. Gerçekten çok dertliyim. Söylemek istediğim çok şey var da ben bunların esas sorumlusunun sendik olduğunu düşünüyorum. Yani sendikacılık anlayışı bu ülkede o kadar değişmiş ki İşçiler sesini duyurabileceği bir platform bulamıyor. Sendikalar tamamıyla aile şirketi olmuş. Ağalık sistemiyle yönetiliyor. 1500-2000 kişinin olmasına rağmen şube yok, seçim yok. 20 yıldır aynı insanlar atama yoluyla bir yerlere geliyorlar. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, duyan yok. Karabük'te bizi PKK destekçisi olarak tanıtıyorlar. Adana'da bizi vatan haini olarak tanıtıyorlar. Bunlar birebir arkadaşlarımıza söylediği için söylüyorum. Gönül rahatlığıyla söylüyorum, elimde belgeleri de var. Biz buradan yine sormak istiyorum Murat İnanç'a, Rafi Ay'a, biz ne yaptık ki vatan haini olduk? Biz ne yaptık ki PKK destekçisi olduk? Biz hakkını arayan insanlarız. Biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun, biz hakkımızı arayacağız. Siz gidene kadar biz buradayız. Peki bir yanı da aslında siz temsilcilikten alındınız. Yani toplu sözleşme döneminde kendi taslağınızı hazırladınız ve paylaştınız. Hemen ardından
akabinde işten atıldınız. Şöyle söyleyebilirim. Temsilcilikten alındınız. Şöyle söyleyebilirim. Buraya da evet. Biz 2 ay önce görevden alındık. Ondan 1 ay öncesinde de sözleşme hakkında konuşmak için İstanbul İl Başkanı İsmail Demirkoparan'ın yanına gittik. Abi nasıl bir sözleşme geçecek? Malum asgari ücret 1300'e çıktı. Sosyal haklarda nasıl değişiklikler olur? E bize söylemiş oldu. Bu grup sözleşmesi, sizin hiçbir söz hakkınız yok. Siz İnci Plastik olarak sözleşmeyi değiştiremezsiniz. Siz yolunuza bakın. Artık ben sizi idare etmekte zorlanıyorum. İsterseniz size tazminatınızı alayım. Ki bunlar benim elimde kanıtlı bir şekilde var. İspatlarım istiyorsa da kendisi. Biz şimdi burada söylemişiz derdimizi. Biz bu işçilerin haklarının yükselmesini istediğimizi, hak kaybı yaşamak istemediğimizi. E bunun üzerine karşımızdaki il başkanı bu cevabı aldığımız takdirde ne yapmamız gerekiyor? Bize dedik ki gruptaki diğer arkadaşlarımızla konuşalım. İşçi, emekçi arkadaşlarımızla konuşalım ki bir şeyler elde edebilelim. Herkes kimin ne olduğunu anlasın. Burada biz varsak bu sendika var. Biz mücadele edersek bir şeyler kazanabiliriz. Aradık. Aynı gün içerisinde dedik ki arkadaşlara. Arkadaşlar böyle böyle bir durum var. Sözleşmeye birlikte hazırlanalım. Birlikte bir taslak oluşturalım. Ertesi gün haber alıyoruz. Görevden alınmışız. Genel başkanı arıyoruz. Bizi neden görevden aldın? Siz İnci Plastik'ten sorumlusunuz. Başka hiçbir yeri arayamazsınız. Neden arayamayız? Biz 5 fabrika, 6 fabrika aynı sözleşmeden faydalanıyoruz. Ya o benim temsilci arkadaşım. Aynı zamanda ben delegesiyim bu sendikanın. Ben bu insanları arayamayacaksam bu sendikada ne işim var? Görevden alma tamamıyla bundan ibaret. Peki bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Biz Kürşat Yalçın arkadaşımız işe geri alınana kadar bu eylemleri devam ettireceğiz. Ki artarak devam ettireceğiz. İçeride bir söylenti varmış yönetim binasından. Buradan onu da açıklık getireyim. 5 gün dayanırlar gibi bir söylem söylemişler. Biz değil 5 gün, 5 yıl süreceğini de bilsek buradayız. Size geri adım attıracağız bir şekilde. Arkadaşlarımızın bizler için çaba gösterdiğini, bizleri daha iyi koşullarda çalışabilmesi için ellerinden geleni yaptığını, bundan önceki temsilci arkadaşlarımızın da onlarla birlik olup işçi arkadaşlarımızı daima sattıklarını öğrendik ve duyduk, gördük, yaşadık biz bunları. Bu arkadaşlarımız da bizleri savununca başımıza böyle bir olay geldi. Yalnız bu arkadaşlarımızı kesinlikle yalnız bırakmayacağız. Nereye kadar giderse gitsin. Şu an burada 3 senelik işçiyim. Bu zamana kadar yani bu fabrikaya geldiğimden beri başka eski temsilciler vardı. Bu temsilcilerden ya hiçbir şey görmedim. Hani hiçbir kendi için hani şey yanıma veyahut da arkadaşlarım yanıma hani hiçbir şey görmedim, faydasını görmedim. Bu abiler mesela bak Kürşat abi olsun, Önder abi olsun, işte diğer temsilci başkan olsun işte. Bunlar bizim için bir şeyler yapıyorlar. Bizim için uğraşıyorlar, çabalıyorlar. Ve bizim için dedi ya bizim için atıldı. Hani bizim için uğraştılar. Patron da tabii zoruna gitti. Bizim için atıldılar. Biz de bunu hani atıldıkları için hani çünkü bizim için olduğu için elimden gelene kadar yani mücadele nereye kadar giderse gitsin peşindeyiz. Anca beraber, kanca beraber. İçeride baskılar oluyor. Özellikle bana. PP grup müdürü diyor ki bana, ya Barış sen nişanlı adamsın, sen evleneceksin. Senin ne işin var? İşte Kürşat sana yardım mı edecek? Ali Bey dedim, tek bir cevap söylüyorum dedim size. Ben dedim, Kürşat abiden dedim, hiçbir şey görmedim. Yani hiçbir kötülüğünü görmedim. Aksine bizim için uğraştı, bizim için çabaladı. Ben dedim bu adamı nasıl satabilirim dedim. Bana hiçbir şey diyemedi. Tamam Barış dedi. Çekti gitti. Yani hala diyor mesela. Görüyor mesela. Bakıyor ters ters. Geçiyor. Yani bir şey söyleyecek. Lafı yüzüne vuracağım. Diyemiyor da.
Şimdi yanımızda Sandoz işçileri var. Onlar da İnci Plastik'teki bu direnişe destek vermeye geldiler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Gürkan Yoldaş ben. Sandoz temsilcisiyim. Petrol İş'e bağlıyız biz. Burada işçi arkadaşlarımız emek mücadelesi, ekmek mücadelesi veriyorlar. Temsilci arkadaşımızı işten atmışlar. İnci Plastik patronu. İşçilere baskı yapıyorlar. Bu baskıların kaldırılması için en azından elimizden gelen dayanışmayı gösterdik. Arkadaşlara gerekli desteği sabah, öğlen ve akşam vardiyalarında olmak üzere gösteriyoruz. Sınıf dayanışması içerisindeyiz burada. Hepimiz işçiyiz. Susma sustukça sıra sana gelecek sloganını kullanmak istiyorum burada. Sözlerimi bitiriyorum. Ben de Hüseyin Özdemir, ben de Sandoz'un temsilcisiyim. Tamamıyla Gürkan arkadaşıma katılıyorum. Biz burada bir emek mücadelesi veriyor. Onun peşindeyiz, onun davasındayız. Arkadaşlarımıza sonuna kadar yardımcı olacağız, desteğimizi esirgemeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa, hatta daha fazlasını, onların mücadelesi devam ettikçe kendi mücadelemiz gibi kabullenip onlara desteğimizi sürdüreceğiz. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Ergün Artur, işleri temsilcisiyim. Arkadaşlara katılıyorum. Bugün bunlara yapılan, yarın bize yapılacağına inanıyoruz. O yüzden arkadaşlar destekliyoruz her konuda. Onların mücadelelerine destek veriyoruz. Peki işten atılan bir baş temsilci var. Siz de iş yeri temsilcileri olarak buradasınız. Neler söylemek istersiniz özellikle bununla ilgili? Evet, burada patronun yapmış olduğu büyük bir haksızlık var. Maalesef ki günümüz sendikalarının patronla işbirliği yapıp burada baş temsilciyi işten atıyorlar. Sendikalarda atama sistemi olduğu sürece bu şekildeki sıkıntılara yaşamaya devam edeceğiz. Atama istemiyoruz. Hiçbir iş yerimizde atama istemiyoruz. Bütün çalışanlarımız kendi temsilcilerini kendileri seçmek istiyorlar. Lütfen buna bazı sendikalar uymuyorlar. Bizim bağlı bulunduğumuz sendika bu konuda duyarlı. Kendi seçtiği, işçinin seçtiği temsilcileri kullanıyor temsilci olarak. Ama bazı sendikalar maalesef atamayla dışarıdan patronun tanıdıkları, patronun kendi adamlarını atıyorlar. Bunun da önüne geçilmesini buradan talep ediyoruz. Özellikle devlet büyüklerimizin bu işe el atması gerektiğini ve gerektiyse anayasaya girmesini istiyoruz. Burada görünen apaçık şu var ki sendikal mücadele, ekmek mücadelesi de maalesef biz sendika yöneticileri kendi seçtiğimiz, kendi içimizden çıkan ama daha sonra sendika yöneticileri olan kişiler tarafından da satılabilmekte. Maalesef bunu görebiliyoruz ki sendika için, ekmek için mücadele etmesi gereken şubeler, genel merkezler bugün sermaye ile birlikte el birliğine verip işte bu Kürşat kardeşimiz gibi maalesef bu neticeyle sonuçlanan sonuçlar verebiliyor. O yüzden sendikal yöneticilik yapan kişilerin daha onurlu, daha kişilikli, işçiyi düşünen, haysiyetli kişiler olması gerekiyor. Maalesef bu ekmek mücadelesinde bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bunları çözeceğiz. Belki biz göremeyiz ama bir nesil gelecek, bu düzene son verecek. Bu kesinlikle olacak böyle. Ben buna inanıyorum. Biz görürüz görmeyiz bilemiyorum ama inşallah olacak. Şimdi atam olan sistemde temsilcilerin eli kolu bağlıdır. Mesela bu hak işte temsilci masaya oturmadığı için her haktan yararlanamıyorlar. 3-5 tane adam kafasına göre işi bitiriyor. Yani artık sendikalar artı 2'yi kar sayıyorlar. Enflasyonun üstüne 2 puanı kar sayıyorlar. Biz atamaya karşıyız. Bizim mücadelemizi yarın bugün çocuğumuza bırakacağız. Ama Hüseyin dediği gibi birileri çıkar bu düzene dur der. Evet, İnci Plastik işçilerinin talepleri, istekleri böyleydi. Böylelikle emek gündemimizin sonuna geldik ama şimdi 8 Mart gündemimize geçeceğiz. İki ayrı gündemimiz var 8 Mart'ta. TMOBA bağlı Mimarlar Odası'nın düzenlemiş olduğu bir sergiye gideceğiz şimdi. Odaya ait taş binada 8 Mart haftası boyunca açıktı bu sergi. Sanatçı Selçuk Akl'ın sanat eserlerini sergiledi, resimlerini sergiledi aslında bu sergide. Bugün Her Gün Olsa adlı resim sergisiydi. Şimdi resim sergisine gidelim. Sanatçı Selçuk Akdın'a mikrofonu uzattı arkadaşlarımız. Bakalım neler söylemiş. İşte insanlara birazcık böyle düşündürsün, resimler konuşsun, biraz kafalarda soru işareti oluşsun amacı mı? Yok da yani saksı o da çizeriz, onları da yaparım da amacım oydu.
herhalde oldu gibi. Peki sergiye katılan insanların tepkileri nasıl oldu? Katılan iyi sayısı iyi miydi? İnsanların tepkisini ben bilmiyorum çünkü ben bir açılışta geldim. Çok yani sıcak bakmıyorum ben o tür olaya. Yani böyle medya olayına ben biraz geride kalmayı tercih ettiğim için. Ama yani şey duyduklarım olumlu. Biraz ağır gelenler olmuş konular olarak. Hani böyle konu ağır çünkü yani biraz fazla kafa yorduğu için herhalde. Ama yani genelde beğeniyorlar. Yani ne açıdan ağır olduğunu söyleniyor? Yani konular ağır geldi. Daha düşündürücü ya. Örneğin şuradaki resimde işte parçalanmış bir yüz. Arkada işte bir kadın portresi. Birleştirmeye çalışıyorlar insanları falan. Biraz zorlanmış herhalde. Bilmiyorum da tam detayını. Peki sizce nasıl bir 8 Mart Dünya Yemekçi Kadınlar Günü olmalıdır? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında olmamalı bence. Yani ben şimdi o hayata şöyle bakıyorum. Yani ben benim cinsiyetimi seçme hakkım olmadığına göre karşı cinsin de yoktur. Yani bunlar yani övünmek ya da bunların utanç duymayı çok gereksiz görüyorum ama artık bu gelenekselleşmişte onların sesini duyurma amacıyla yapıyor zaten. Yani 8 Mart olmasa ben genelde çiziyorum. Bununla ilgili çalışmalarım var yani. Serginizin adı bugün her gün olsa. Evet. Peki bununla ne anlatmak istediniz peki yani, bu isim? Kadınlar için daha değerli olsa, onlara insanlar daha saygılı davransa, yani böyle kadın çiçektir, böcektir, kuştur, saçmalıkları bir kenara bırakıp, onun da bir insan olduğunu, ayakları üstünde durabileceğini, en az benim kadar kafasının çalıştığını kabullenmeli insanlar yani. Yoksa onları biz poşetleyip bir yere bağlayıp kaldırdığımızda %50'sini biz bir kenara atmış oluruz. Sizce Türkiye'de kadına yeterince önem veriliyor mu? Valla kadınlara yeterince önem veriyorum. Bir kere şöyle bakıyorum. Kadınlar kendi kendilerine önem vermiyor birinci planda. Yani hatta bir şeyde söylemiştim de böyle hani işte erkeği yetiştiren kadın. Kadın işte sadece mutfakta, bulaşık yıkasının işte alfabeden bile vardır. Hani ilk şeyde işte baba gazete okur, kadın mutfakta bulaşık yıkar. Bu zihniyetle yetiştiğimiz için bir de tabii cinsel baskı var bunun üzerinde. Otomatik olarak kadın kendini geri çekiyor. İşte anneler baskı yapıyor kızına, kız kendi çocuğuna baskı yapıyor. İşte erkek olduğu zaman daha bir böyle coşkulu bir karşılama olduğu için yani Türkiye'nin durumu, Türkiye'nin de değil, genelde böyle yani. En gelişmiş ülkede bile hani bizim kadar olmasa da var ama. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Valla son olarak eklemek istediğim işte herkes özgür olsun. Daha demokratik ve adaletin olduğu bir ülke olsun. Yani çok geri şeylere özenmeyelim. Hani böyle daha aydınlık bir Türkiye. Çünkü yani onlar bizim geleceğimiz. Hani hep söylüyoruz işte anamız yok anneler işte ayakları altında cennet vardır falan. Ama bunları uygulayalım yani. Bunlar sözde kalmasın. Evet, sanatçı Selçuk Akla'nın sergisi böyleydi. TMOP Mimarlar Odası'nın düzenlemiş olduğu bir sergiydi bu. Şimdi de Derince'ye gideceğiz. Derince Yenikent'te yine 8 Mart gündemi var. Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği var biliyorsunuz. Bir süredir faaliyetlerini de sürdürüyor bölgede. Oraya gideceğiz. Bir halk şenliği düzenlediler. Sadece kadın şenliği değildi. Kadınlar eşleriyle, çocuklarıyla birlikte de gelmişti bu şenliğe. Gayet renkli ve kalabalık da bir şenlikti. Yaklaşık 500'e yakın kişinin katıldığını söyleyebiliriz. Emekçi kadınlar eşleriyle, çocuklarıyla birlikte bu şenlikte doyasıya eğlendiler. Şimdi bu şenliğin görüntülerini izleyelim. Bakalım şenlik nasıl geçti? Başka bir tiyatrocu kadını buluşturuyoruz. Ben psikoloğa gidemem. Ben deli miyim?
ne ihtiyacım var diyen başka bir kadınla ben sizinle birlikte kadınlarla buluşmak istiyorum diyen bir psikolog kadını buluşturuyoruz. Onun için çok kıymetli. Yaptığımız bütün işler biz kadınların daha güzel bir yaşam sürdürmesi temellisiyle yaptığımız işler. Kadın Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu şenliğin görüntüleriyle bu haftalık programımızın sonuna geldik. Kadınlar eşleriyle ve çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendiler. Siz de izlediniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.